Hepinize merhabalar arkadaşlar. Açık Mutfağım kanalıma hoş geldiniz. Bugün şahane bir poğaça yapacağız arkadaşlar. Nefis bir poğaça tarifiyle geldim. Harika bir poğaça tarifi için hemen malzemelerime geçiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, malzemelerimiz 2 su bardağı ılık süt kullanacağız. 4-4,5 su bardağı arası unumuz var arkadaşlar. 1 su bardağı sıvı yağımız var. 2 yemek kaşığı şekerimiz, 1 tatlı kaşığı tuzumuz var. 1 su bardağı nişastamız var arkadaşlar. Nişastalı şahane bir poğaça yapacağız arkadaşlar. 1 mayamız var. 1 adet de yumurtamız var arkadaşlar. Akı ile sarısını ayırdık. Akını içine, sarısını üzerine kullanacağız. Şimdi hemen kabımı alarak başlıyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir miktar un ilave ediyoruz. Mayamızı ilave ediyoruz arkadaşlar. İki yemek kaşığı şekerimiz var. Tuzumuz arkadaşlar. Bir tatlı kaşığı tuzumuz var. Nişastamızı ilave ediyoruz. Onun hepsini tamamını koyacağız arkadaşlar. Bir su bardağı. Bir su bardağı nişasta kullanıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir miktar sütümüzden ilave ediyoruz. Yumurtamızın akını ilave ediyoruz arkadaşlar. Ve bir su bardağı sıvı yağımız var. Şimdi sütümüzün geri kalanını da koyacağız arkadaşlar ve un ilave etmeye başlayacağız. Kıvamını alana kadar unumuzu ilave edeceğiz. Sütümüzün tamamını kullanıyoruz arkadaşlar. Çok şahane bir tarif bu arkadaşlar. Nefis, bayılacağınız, kahvaltılarınız için harika bir lezzet.
Hamurunu görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Şahane bir hamur. Gerçekten pamuk gibi bir hamur oldu arkadaşlar. Şimdi hamurumuzu bir 15-20 dakika mayalanması için bırakacağız arkadaşlar. Bakın arkadaşlar, şahane pamuk gibi bir hamur elde ettik. Şimdi arkadaşlar 15-20 dakika mayalanması için bırakacağız. Üstünü örtüyoruz. Mayalıyoruz ve daha sonra poğaçalarımızı yapma işlemine geçeceğiz. Evet arkadaşlar, hamurumuz mayalandı. Şimdi istediğimiz şekli verebiliriz. Şöyle yuvarlak yapalım arkadaşlar. Tepsimize yağlı kağıdımızı koyuyoruz. Diziyoruz. Şöyle bir ceviz büyüklüğünde alıyoruz arkadaşlar. Biraz daha büyük. Hamur şahane arkadaşlar. Şöyle göstermek istiyorum. Çok şahane bir hamuru var. Tepsimize dizdik arkadaşlar. Şimdi tepsimizi de bir 10 dakika mayalanması için bırakacağız. Şöyle hafiften bir örtüyorum. Ve tepsimi bırakıyorum arkadaşlar. Hamurumuz artık mayalandı arkadaşlar. Şimdi yumurtamızı alıyoruz. Güzelce fırçamızla çekiyoruz. Düşürdük. ...180 derecede ısıtılmış fırına arkadaşlar üstü kızarana kadar poğaçalarımızı fırınımıza koyabiliriz. Şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar. Nasıl güzel kabardı maşallah, subhanallah. Şahane görünüyorlar ama tabii ki biraz daha pişmesi gerekiyor. Hemen fırınımı kapatıyorum. Biraz daha pişmeye bırakıyorum arkadaşlar. Fırınımızdan aldık arkadaşlar poğaçalarımızı. Gördüğünüz gibi nar gibi şahane oldular. Çok sıcak tabii şu an. Şöyle göstermek istiyorum. Altı da harika bir şekilde pişti arkadaşlar. Şimdi bir de sunum köşemize koyalım. Nefis poğaçalarımızı bir de orada görelim arkadaşlar. Puf puf nişastalı poğaçalarımız hazır arkadaşlar. Görüyorsunuz şahane bir şekilde.
muhteşem bir şekilde, oldukça sıcak tabii şu an. Çok güzel oldu arkadaşlar. Bunu şöyle kenarından kesip içine peynir ve domates koyun. Muhteşem bir lezzet. Yanına da bir çay. Müthiş bir kahvaltı arkadaşlar sizler için. Harika bir fikir, harika bir sunum. Harika da bir lezzet ayrıca. Oldukça da pratik, birlikte yaptık. Elimizi bile sürmeden kaşıkla hamurunu tutabildik arkadaşlar. Müthiş bir lezzet. Şöyle göstermek istiyorum. Çok sıcak. Şimdiden bir tanesini böleyim. Şöyle alayım arkadaşlar. Bakın. İçi dışı harika bir şekilde tam pişti arkadaşlar. Oldukça nefis arkadaşlar. Mutlaka deneyin derim. Gerçekten pişman olmazsınız. Ne emeğinize ne malzemelerinize, ki malzemelerimiz çok önemli. Ne emeğinize ne malzemenize yazık olmaz. Afiyetle tüketebileceğiniz nefis bir kahvaltılık. İkindi vaktinde arzu ettiğiniz zaman yiyebileceğiniz nefis nişastalı puf puf poğaçalar arkadaşlar. Hepinize afiyet olsun. Sizleri seviyorum. Abone olmayan arkadaşlarımız varsa, sizler de abone olursanız, bir like atarsanız, kanalımıza destek olursanız çok daha güzel arkadaşlarla, çok daha büyük bir şekilde ilerleriz arkadaşlar. Nefis tarifleri hep birlikte paylaşır, hep birlikte yaparız. Sizleri çok seviyorum. Hepinize afiyet olsun.